Günaydın. Size bu sabah yerin altından, karanlık bir yerden günaydın diyorum. Biz gezip tozuyoruz biliyorsunuz. Kimi zaman göğün tepesine çıkarız, kimi zaman yerin dibine gireriz. Efendim, güzel kahvaltımızı yaptık. Dinlenmiş, enerjimizi depolamış şekilde kendimizi yollara vurduk. Nevşehir'den biraz uzaklaştık. Kaymaklı ilçesindeyiz. Kaymaklı ilçesinde bir yeraltı şehri gezmeye geldik. Şu anda bir oturma odasındayım ben. Oturacak yer yok tabii ama burası malum bir yeraltı şehri. Baksanıza, o kadar serin ki dışarısı yanıyor. Buraya girdiğiniz zaman bildiğiniz klima etkisi yaratıyor. Tabii bu arada ben baksanıza diyorum, sizin bunu görmeniz mümkün değil ama ben burada o serinliği bütün vücudumda hissediyorum. Gezmesi son derece keyifli bir yeraltı şehri. Şimdi diyeceksiniz ki, ya bu ne işim var yeraltı şehrinde? Ya da bu adamlar niye böyle bir şehir yaratmışlar? Ölüm korkusu kendilerini korumak için, savunmak için, saklanmak için yerin altına böyle barınak gibi bir şehir yapmışlar. Tıpkı korku filmlerindeki gibi. Ne göreceğiz burada? Bilmiyorum. Birlikte keşfe çıkalım. Bakalım buralar, bu şehre neler yapmışlar, burada neler saklamışlar, nasıl bir yaşam sürmüşler. Hadi bakalım keşfe. Şehir şehir dedim size. Belki de gözünüzde o kadar bir şey canlandıramadınız ama inanın o kadar bir şehir burası. 8 katlıymış ancak sadece 4 katını ziyarete açmışlar. Bu 4 katı gezip görebiliyorsunuz. İçinde bir şehir yaşantısına ilişkin ne ararsanız var diyebilirim. Çünkü adamlar burada yaşıyorlarmış. Birincisi, çok enteresan bir ısı var içeride. Sürekli mevsim ne olursa olsun ısı değişmiyormuş. Şu anda dışarısı çok sıcak olmasına karşın serin olduğunu zaten belirtmiştim. Ancak kışında öyle soğuk olmuyormuş. Enteresan bir havalandırma sistemi diye düşünüyorum. Odalar var, oturma odaları var, yatak odaları var, ambarları var, mutfakları var, kiliseleri var. İnanmayacaksınız ama mezarlıkları bile var bu yeraltı şehrinin. Bir de bir şey daha öğrendim burada ben. Bütün yeraltı şehirlerinde, yani hemen hemen bütün diyeyim isterseniz, iddialı olmayalım, giriş katı hayvanlar için ayrılan barınak alanıymış. Neden? Çünkü hayvanı aşağı katlara indirmek zor. Tabii tüneller var, daracık yerler, böyle başınızı eğerek geçiyorsunuz. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Kapıda okudum ben. Diyor ki, hamile olanlar, klostrofobisi olanlar, bir de astım hastalarının girmemesi önerilir. Şimdi ben geldim, bende bunların hiçbiri yok. Çok rahat geziyorum. Evet, bazı tüneller çok dar. Böyle iki büklüm oluyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz. Ancak duvarlarda tutunabileceğiniz delikler, boşluklar var. Aydınlatılmış. Son derece havadar, yani öyle boğacak bir
atmosfer yok içeride açıkçası. Ama tabii ben gene de yukarıda okuduğum uyarıyı sizlerle paylaşmak istedim. Cesaretiniz varsa gelirsiniz. Belki bir kısmını gezer çıkarsınız. Belki tamamını gezersiniz. Bilemiyorum ama bence buralara kadar gelmişken mutlaka görülmesi gereken bir yer. Aslına bakarsanız ben size çok azını anlatabiliyorum. Buraya kendiniz gelip kendiniz görmeniz lazım. Çünkü duyduğum, aldığım bir bilgiye göre bu yeraltı şehrini 10 kilometre ötedeki diğer yeraltı şehrine bağlayan tüneller bile varmış. Benden söylemesi. İster gelirsiniz, ister gelmezsiniz. Hadi biz gezmeye devam edelim. Burada bir sürü tüneller, geçitler, hatta iki şehri birbirine bağlayan tüneller bile varmış diye. Hattası bazı tüneller ve geçitler düşmanı şaşırtıcı nitelikteymiş. Hani olur da düşman bu şehri fark eder, içeri girerse, sızarsa bir şekilde onu yanlış yönlendiren tüneller varmış. Yani giriyor tünele. Gidiyor, ucunda hiçbir şey yok, kapalı. Şimdi bir de bu ara geçitleri birbirinden ayırmak, yani kapıyı kapatıp düşmanı dışarı tarafta bırakmak üzere bir kapı sistemi oluşturmuşlar. Görüyorsunuz kapı, bu koskocaman tekerlek biçimindeki taş. Bu taş son derece sağlam bir yapıdaymış. Ortasını delmişler. Bunu yontmuşlar, tekerlek biçimini vermişler, ortasında delmişler. Çünkü bu ortadaki delik hem oradan düşmanı gözetlemeye yarıyormuş, hem de düşmanı gördükleri zaman bir tahta sopa geçirip döndürerek bu taşı yerine oturtturuyorlarmış. Kapı görevi görüyor bu. Tünelin ucunu kapatıyorlarmış. Şu anda tünel çöktüğü için taşın arka tarafı zaten görünmüyor. İşte o zamanlarda nasıl bir mimarlık harikası yaratmışlar, takdire şayan. Biraz önce size gösterdiğim kapılardan bir tanesinin yanındayım. Taşa bakar mısınız? Taşın büyüklüğüne, kalınlığına, heybetine. Yani tamam ben küçük bir vatandaşım ama bu da biraz fazla büyük bir taş. Bunu tabii ki bir insanın kaldırması mümkün değil. İşte o yüzden yuvarlayarak bunu kapının olarak kullanmışlar. Yani tünelin ağzına yerleştirmişler. Demin de anlattım zaten. Buyurun, deliği de burada çomağa sokup yuvarladıkları delik. Aksi takdirde bu herhangi birinin ya da birilerinin kaldırabileceği bir taş değil. Kaldıramazlar. Kırmızı okları takip ettik. Ve sanıyorum yolun sonuna geldik. Bu arada kırmızı ok dedim. Hemen anlatayım ne olduğunu. Müzeye girdiniz. Burası neticesinde bir müze. Müzeye girdiniz. Kırmızı oklar var, mavi oklar var. Kırmızı oklar sizi
gezi parkurunuza yönlendiriyor. Yani siz kırmızı okları takip ettiğiniz sürece gezmeniz gereken alanlara giriyorsunuz. Mavi oklar ise çıkışa yönlendiren oklar. Şimdi gördünüz, daracık tünellere girdik çıktık. Dikkatinizden kaçtı. Mavi oklu bir yere girdiniz. Malum ters şerittesiniz. Tünelin ortasında da karşıdan gelen bir yere karşılaştınız. Kötü bir durum. Gerisin geriye dönmek durumundasınız. O yüzden aman diyeyim. Siz olun. Okları takip edin. Zaten gözle görülür hizaya yerleştirmişler. Gezmesi çok kolay. Şimdi kırmızı okları takip ederken diyelim ki sıkıldınız. Bunaldınız, darlandınız, dışarı çıkmak istiyorsunuz. Aralarda mavi oklar da var. Yani dışarı çıkmaya yönlendiren yollar da var, tüneller de var. Hemen onlardan birine sapıp dışarı çıkıyorsunuz. Şimdi dedim ki biz yolun, parkurun, yani bulunduğumuz yeraltı şehrinin son noktasına geldik. Burası üzümden içecek ürettikleri alan. Yani burada üzümü içeceğe dönüştürüp depoluyorlar. Zaten şu an bulunduğum yer oldukça serin. Biraz önce geldiğim yerlere göre daha serin bir hava var burada. Dolayısıyla bu havayı da saklama koşullarına uygun olduğu için değerlendirmişler. Burada işte ambar olarak kullanmışlar burayı. Yiyeceklerini saklamışlar, içeceklerini depolamışlar. İşte böyle bir yaşam sürmüşler. Şimdi biz buradan ufak ufak çıkıyoruz. Bakalım nereye gideceğiz artık, yol bizi nereye götürürse. Vadisine geldik. Bu vadide kayalara oyulmuş birçok kilise var. Biliyorsunuz Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezmiştik. Orada da kiliseler vardı. Ancak size dedim ki bu kiliselerin hiçbiri halka ibadet amaçlı kurulmamış. İşte Soğanlı Vadisi'ndeki kiliseler de aynı şekilde halka ibadet hizmeti vermek için değil, din adamı yetiştirmeye, Hristiyan din adamı yetiştirmeye yönelik okullarmış, manastırlarmış. Şimdi burada çok fazla kilise var. Geldiğiniz zaman dilediğiniz kiliseye girip ziyaret edebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. İşte freskler var. Çok iyi durumda değiller açık söylemek gerekirse. Zaten biz de Soğanlı'ya kilise görmeye gelmedik. Dolayısıyla burada kilise gezmeyeceğiz. Biz bu vadiye, aslında Soğanlı köyünü görmeye bambaşka bir amaçla geldik. Şimdi gidelim, amacımızın ne olduğunu birlikte görelim. Soğanlı el emeği, göz nuru, bebeklerini dünyaya satan, dünyaya tanıtan bir köy. Burada hanımların hiçbiri boş durmuyor. Bu güzel bebekleri itinayla, göz nuruyla üretiyor. Şimdi bakalım
Bu soğanlı bebeğinin 50 yıllık hikayesi neymiş? Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Allah iyilik versin. Şimdi bir bebek yapıyorsun, doğru mu? Doğru. Hadi bize anlat, bu bebeğin hikayesi nedir? Bunu bir Hanife teyzemiz vardı. Hanife teyzemiz çocuğun eline el işi yapmış, okula salmış. Okul çıkışı turist almış. Alınca demiş ki bak turist alıyor, bir daha yapmış. Bu sefer herkes bakan yapmış. Yaptılar, sattılar işte devam ediyor. Bebek böyleyken bu hale dönüyor. Nasıl oluyor, bir anlatsana bize. Şimdi mesela bu böyle tel bir şey değil mi? Maşa gibi. Satın alıyorsun. Bunu satın alıyorsun. Sonra üstüne bir kafa yapıyorsun. Bu kafanın içindeki ne? Biz havlu parçası. Tamam, havlu parçasını böyle iple bağlıyorsun. Böyle. Gördüğünüz gibi bir metal iskeleti var bunun. Üstüne bir havlu parçasından kafa yapılıyor. Böyle çok basit aslında, kumaşla iple tutturuluyor. Sonra ne yapıyorsun? Sonra da elbisesini giydiriyor. Elbise, şalvarı var. Şalvarı var. Peki benim elimdekinin kolları yok. Bunun kolları var. Kumaştan kollar. Kumaştan. Evet. Kumaşın içine kumaş tepiştirerek, havlu parçası tepiştirerek böyle bir kol yapıyor. Kol yapmışlar. Bakar mısınız? Böyle her şey var. Yani inanılır gibi değil. Gerçek bir insana benziyor. Bir canı yok. Bir canı yok. Aslında onun bir ruhu var. Çünkü içine kendi ruhlarını katarak yapıyorlar. Sonra altına bir şalvar giydirdik. Tamam. Onu ne yapacağız şimdi? Bunun üstüne de elbise giydirdik. Şalvarı buradan büzüyorsun, evet. Düğümlüyorsun. Düğümlüyorum. Bağlayalım. Hadi bağlayalım onu da. Sonra elbisesini giydireceğiz üstüne. Tamam. Her şey kumaştan değil mi? Havlu parçasında, kumaşta. Ayakları havlu parçasında. Şimdi peki bu elbisesi, bu bunun cicisi değil mi? Etekliği. Bunu giydireceğiz. Hadi giydirelim. Giydirelim. O arada ben soru sormaya devam edeyim. Şimdi dikkat ettim. Böyle bebekler var. İşte kimi daha büyük, kimi daha küçük. Hepsinin başı bağlı. Saçı görünmüyor. Bir de benim gibi kısa saçlı olanı hiç yok galiba. Yani saçı görününde böyle buradan belikleri var uzun uzun. Benim gibi kısa saçlısı yok. Niye? Sen öyle istemişsin. Ay sen niye öyle bebek yapmıyorsun? Biz öyle yapmamışlar ki öyle yapmak da kafasında saçı yok. Böyle. Kafasında saçı yok. Evet, bunu da başını bağlamışlar. Buradaki bebeklerin hepsinin başı bağlı. Peki bir soru daha. Şimdi siz bu köyde, Soğanlı Köyü'nde 50 yıldır bu bebekleri üretiyorsunuz. Tabii 50 yılda çok değişiklikler mutlaka oldu. İşte yaşam biçiminde, giyimde, kuşamda, her şeyde. Siz hiç bu yenilikleri bu bebeklere getirmeyi düşünmediniz mi? Yani sonuçta bu bebek Soğanlı Köyü'nde üretiliyor. Ancak siz bunu turistlere satıyorsunuz. Yani dolayısıyla bütün dünyaya satıyorlar bu bebekleri. Ne bileyim böyle hani pantolonlu, tulumlu, şortlu, işte ne bileyim kısa kollu falan. Hiç düşünmediniz mi? Değişiklik olmuyor mu? Düşünmedik. Hani ya düşünseydik değiştirirdik. Düşünmemiştik demek. Belki bundan sonra düşünebilirler. Yani buraya geldiğinizde siz böyle değişik tarzda soğanlı bebekleri görürseniz onun sebebi benim. Tamam, elbiseyi de giydirdik. Şimdi elbise. Ne yapacağız? Şimdi galiba bilmiyorum. Kafasına saç, kafasına saç yapılacak. Evet. Saç, bakınız kafasına saç böyle buradan çıkıyor. Yemenisinin süslenecek. Altında. Ondan sonra kaşı gözü çizilecek, süslenecek. Ve böyle tezgahta sizin gelip onu alıp evinize götürmenizi bekleyecek. Vadisinden ayrılıyoruz. Ancak ayrılmadan önce sizlere anlatmak istediğim bir hikaye daha var.
Aslına bakarsanız bu hikaye sadece Soğanlı Vadisi'ne ait değil. Kapadokya'da her yerde olan bir gelenek. Ne mi? Güvercinlik. Arkamda görmüş olduğunuz bu tüf kayalar, biliyorsunuz bunların içinde bir yaşam süre geliyordu. Hem de yakın zamana kadar insanlar burada yaşıyorlardı. Yani buraya evlerini kuruyorlardı. İşte bir odada yemek yiyorlardı, bir odada yemek pişiriyorlardı, bir odada uyuyorlardı. Hemen yattıkları odanın bitişiğinde hayvanlarını barındırıyorlardı. Ve böyle bir hayat yaşıyorlardı. Tabii ki yaşamın gereksinimleri çerçevesinde tarımcılık da var. Toprak burada malumunuz çok kaliteli değil. Yani nitelikli tarım yapmak için kaliteli gübre kullanmak gerekiyor. Onlar da bu işi çözmek için güvercin beslemişler. Neden? Birçoğunuz biliyordur. Güvercin gübresi toprağa bambaşka bir canlılık katar. Ne ekseniz coşar böyle topraktan. İşte bu sebeple onlar da topraklarını zenginleştirmek, nitelikli tarım yapmak adına güvercin beslemişler. Bu kayaların içine güvercinlikler yapmışlar ki güvercin orada gelsin, işte soğuktan barınsın, onların verdikleri yemle beslensin ve gübre bıraksın diye. Hemen hemen demeyeceğim, yani neredeyse her evin altında bir güvercinlik bulunuyor. Zaten görüyorsunuz. Ancak tabii bu çok da kolay bir iş değil aslında. Neden? Hadi yazın hayvan çıkıyor, işte tarlada bulduğu şeylerle besleniyor. Ama kış olduğu zaman bölgede soğuk, iklim soğuk kışın burada. Kar yağıyor, toprağın üzerine kar düşünce hayvana yiyecek hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla alıyorsunuz upuzun bir merdiven, geliyorsunuz o merdiveni dayıyorsunuz. İşte bu güvercinliklere çıkıp yanınızda götürdüğünüz çuvalla yemi mamayı onlara bırakıyorsunuz. Zahmetli iş. Günümüzde gençler de böyle zahmetli işleri sevmiyorlar zaten biliyorsunuz. 10-15 yıl kadar öncesinde bu işe bir son vermişler. Tabii oraya mama konmadığı için güvercinler de artık gelmez olmuş, başka yerlere gitmişler. Diyeceğim o ki burada güvercinlik hikayesi aslında son bulmuş. Ama gezerken başınızı sağa sola çevirin, hemen hemen bütün kayalık yerleşim birimlerinde bu güvercinlikleri göreceksiniz. Soğanlı'dan çıktık. Bugünkü adıyla Mustafa Paşa olarak anılan bir köye getirdim sizi. Burası Sinasos. Yani eskinin Sinasos'u. Eski bir Rum köyü. Neden sizi buraya getirdim? Çünkü enteresan bir hikayesi var. 1924 yılında burada yaşayan Rumlar kendi topraklarına gitmiş. Buraya da Makedon Müslümanlar gelmiş. Tabii gelirken kendi kültürlerini de getirmişler. İşte günümüzde hala kendi gelenek görenekleriyle, kendi mutfaklarıyla, kendi yaşam tarzlarıyla burada bu sessiz, huzurlu köyde yaşıyorlar. Bunun ötesinde o Rumların kurduğu mimari tarzdan tutun da işte çevre düzenlemesine, yaşam şartlarına kadar o kadar güzel saklamışlar ki buraya gelen Makedonlar. Gerçekten gezilesi, görülesi bir köy burası.
Merak ettiniz değil mi? Ben de. Hadi o zaman birlikte keşfe çıkalım. Mustafa Paşa'daki gezimiz devam ediyor ancak ne yazık ki gezimizin son durağındayız. Burada gezecek görecek çok fazla şey var. Ben şu anda 170 yıllık bir konağa girdim. Konak hakkında söylenecek neler var neler. Ama her zaman yaptığımı yapacağım ve size diyeceğim ki buraya gelin kendi gözünüzle görün. Çünkü gerçekten her bir tarafı ayrı güzel. Burası ayrıca bir bebek müzesi. Şimdi ben biraz önce Soğanlı bebekleriyle biliyorsunuz tanıştım. Onların nasıl yapıldığını öğrendim, gördüm. Şimdi de bir bebek müzesinde geziyorum. Eski bir konakta. Bu konağın sahibi hanım bu bebekleri kendisi yapıyormuş. O kadar enteresan ki sırf kıyafetleri bile inanın buraya gelip görmeniz için yeterli bir neden. Dolayısıyla siz Kapadokya gezinizin bir küçük kısmına Mustafa Paşa'yı mutlaka ekleyin. Buraları gezerken de bu konağı görmeden gitmeyin. Benden tavsiye. Evet, ne yazık ki yine veda vakti geldi. Biz buradan ayrılıyoruz. Diyoruz ki inşallah siz de gelir bizim gördüğümüz güzellikleri görürsünüz. Şimdi ayrılmadan önce ben yine küçük bir özet yapmak istiyorum burayla ilgili. Bir bilgileri şöyle toparlayalım hep birlikte. Şimdi buraya gelmeniz gerçekten kolay. Neden diyecek olursanız İstanbul'dan Ankara'dan gayet makul mesafelerde uzaklığı. Özel aracınızla gelebilirsiniz, otobüsle gelebilirsiniz, uçakla gelebilirsiniz. Burada iki tane havaalanı var, biri Kayseri'de, biri Nevşehir'de. İstanbul'dan gelirseniz bir 9-10 saat sürer. Ankara'dan gelirseniz 4 saatte buradasınız. Buraya geldiğiniz zaman araba kiralayabilirsiniz gezmek için. ATV kiralayabilirsiniz, motosiklet kiralayabilirsiniz. Ayrıca daha yakın mesafelerse söz konusu... Yürüyebilirsiniz, ata binebilirsiniz. Bu arada yürümek dedim de burada çok güzel yürüyüş parkurları, trekking parkurları varmış. Tabii bizim zamanımız malum fazla yeterli olmadığı için biz bunları yapamadık. Aslına bakarsanız bizim size gösterdiğimiz Kapadokya, böyle küçücük bir özet ya. Buraya gelseniz kim bilir siz neler yaparsınız ama... Buraya geleceksiniz, sakın öyle bir hafta sonu falan düşünmeyin. Mümkün değil. 2 günde Kapadokya'yı gezmeniz bana göre en az 3 gün, hatta mümkünse hakkını vermek için bir hafta bence buraya gider diye düşünüyorum. Buraya geldiniz, gezeceksiniz. Aman diyeyim, öyle elinize haritayı alıp kendinizi yollara vurmayın. Çünkü gerçekten Kapadokya her tarafında, her köşesinde... Sürprizler saklı, tarihin yattığı bir bölge. Dolayısıyla tek başına gerçekten araştırsanız da soruştursanız da gezmek zor. Zaman kaybı olur.
Bence buradan kendinize bir rehber tutun ya da hazırlanmış turlara katılın. Çünkü burada sizi gezdiren rehberler bile diyorlar ki biz bile burayı daha tam olarak bilmiyoruz. Düşünün işte öylesi zengin bir mekanda geziyorsunuz. Buraya çok fazla gelen insan var. Ben gezerken neredeyse dünyanın dört bir yanından gelen gezginler gördüm. Ancak en az Türk gördüğümü söyleyeyim. Herhalde yaz mevsimiyle ilgili bir şey. Madem konu döndü dolaştı, mevsimden açıldı, o zaman ben size şunu da salık veririm. Buraya dört mevsim gelebilirsiniz. Ancak tabii kışlar biraz çetin geçiyormuş burada, soğuk geçiyormuş. En uygun mevsimin ilkbahar olduğunu söylediler bana, yeşillik açısından. Ama bir başka duyduğum rivayete göre de sonbahar renkler açısından inanılmaz güzelmiş. Düşünsenize, hele bir de balona binseniz, o vadilerde gezseniz, sonbaharın o renklerini fotoğraf makinenizle kaydetseniz, gözünüzle hafızanıza kaydetseniz, ah ne güzel olur değil mi? Hala ben evdeyim, Kapadokya'ya gelmeyi düşünmüyorum diyorsanız, benim size söyleyecek bir şeyim yok. Ben bir daha gelmek istiyorum. Neden mi? Yapamadığım bir sürü şey var. Hiçbir şey yoksa balona binemedim. Çünkü ne yazık ki çok yoğun bir dönem olduğu için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyormuş. Biz de bunu öngörmediğimiz için çok istediğimiz bir şey yapamadan dönüyoruz. Neyse artık dönelim değil mi? Çok kafanızı şişirdim. O zaman bize avas mı aldık? Farklı rotalarda görüşmek üzere. Nerede akşam orada sabahlamaya devam.